Merhaba. Evimizin arkasındaki çaydayız. Bugün sizlere farklı bir konu paylaşacağım. Misafirlerimiz var. Son dönemde her gün olduğu gibi. Onlarla birlikte böyle az önce sohbet ederken dedim ki ya bu sohbet yabana gitmesin. Bekleyin, bunu kayda alalım biz. Birazdan yavaşça eve geçeceğiz, artık gün batıyor ama evde sohbetimize devam edeceğiz. Önemli olduğunu inandığım konuları da sizlerle paylaşacağız. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Lütfen kusura bakmayın. Ben mutlu olurum. Yani insanların buraya gelmek, ziyaret etmek istemesinden mutlu olurum. Çünkü insanlar değer verdiği, beğendiği şeyi görmek isterler, gelmek isterler. Ama lütfen anlayın, böyle bir imkanımız yok. Her gün yüzlerce konuda mesaj geliyor. Ben bunların çok azını görebiliyorum. Çok da ağzına dönüş yapabiliyorum. O yüzden lütfen hani burnu büyüdü diye düşünmeyin. Ama gerçekten imkan yok buna. Umarım ki ilerleyen dönemlerde bunu daha sistematik hale getirebiliriz. Herkesin başımın üstünde yeri var. Ben gerçekten az önce söylediğim gibi mutlu olurum insanların değer verip de buraya gelmek istemesinden. Ama inanın mümkün değil. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Daha önce de bahsetmiştim bu konudan. Elimden geldiğince herkesi misafir etmeye çalışıyorum. Şimdi eve geçeceğiz arkadaşlar. Misafirlerimizle sizler için de faydalı olacağına inandığım bir sohbetimiz var. Gün batımından önce yetişemedik. Ortalık kararmıştı. Biz de hemen böyle gün batımından sonra sohbetimize devam etmek istedik. Birazdan yola çıkacağız. Rocky'yi artık bundan sonraki güvenli, o sevgi dolu yuvasına bırakacağız. Tabii zaman zaman kendilerinden müsaade isteyip Rocky'nin son durumlarını da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Diğer ufaklığımız da orada. Şu anda sıcak olduğu için direkt mermerin üstüne yatmış vaziyette. Bilmiyorum görünüyor mu? Konumuza dönecek olursak arkadaşlar. Tabii ki pek çoğunuz, geneliniz tanımıyorsunuz. Gördüğünüz kişi abim benim, küçük abim. İngiltere'de avukatlık yapan. Donma sahne. Donma sahne. İngiltere'de avukatlık yapan. Daha önce kart vizitini paylaşmıştım arkadaşlar. Gerçekten bayağı bir arkadaşımız da aramış kendisini hukuki konularda. Uluslararası hukuk konusunda kendisine danışabilirsiniz. Şöyle kart vizitini ekleyeyim. Ama bizim kendisinden öğrenmek istediğimiz farklı konular var. Mesela buradan yurt dışına gitmenin kolay yolları ya da yurt dışında ne gibi işler yapılabilir? Buradan gidenler, acemi olanlar neler yapabilir gibi. Hatta kendisinden de kısaca böyle benim de bilmediğim şeyler var çünkü. Detaylar var. Neler yaptı, nasıl adapte oldu, nasıl işte avukatlık yapıyor vesaire. Onları kısaca öğrenmeye çalışacağız. Diğer misafirimiz de İsmail. İsmail deyince aklıma şey geliyor. Ya abi diyor, ben bu şarkı yüzünden çok çektim. Grup Vitamin İsmail şarkısı yüzünden çok çektim diyor. Geçen arabada çalıyordu da tesadüf. Hep diyor küçükken diyor bize dalga geçiyorlardı. İsmail çok eski takipçilerimizden birisi. Böyle birkaç gün tatile geldi. İstanbul'da önemli bir şirkette bilgi işlem miydi İsmail? Bilgi işlem bölümünde çalışıyor. Kendisiyle 30 saniyeden fazla çekim yapamıyoruz. Hararet yapıyor, takılıyor. Gördüğünüz gibi süre doldu. Hemen bu tarafa geçiyorum. Rocky de gelmiş zaten, gördüğünüz gibi. Beni bırakma der gibi ama gideceği yerde çok daha mutlu olacaktır. Ben burada arkadaşlar her zaman söylüyorum. Hepsiyle ayrı ayrı ilgilenme imkanım olmuyor. Onların hepsinin ayrı ayrı ilgiye, sevgiye ihtiyacı var. Her neyse. Kenan abi şimdi artık sen Muğla'lı sayılırsın. Biliyorsunuz abim geçtiğimiz aylarda buradan bir ev aldı. Ben bu kadar seveceğini beklemiyordum, açık konuşayım. Ya birkaç gündür burada, gerçekten çok sevdi. Şu an gitmiş olması gerekiyordu, gitmedi. Misafirliği uzadı. Lan yırttın elimi oğlum. Bana mesaj mı veriyor yoksa? Yok canım, estağfurullah. Gerçekten çok sevdi. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Bak şunu yanlış anlamayın. Ya biz videolarda bazen bahsediyoruz. Yani kırsal bölgelere yerleşin, daha güzel hayatlar var. Toprağın değerine değer katın diye. Bu sadece Muğla ile alakalı değil. Ya çok güzel yerler var ülkemizde. Yani bugün örnek veriyorum size. Erfelek de ayrı güzeldir. Amasra da ayrı güzeldir. Midyat da ayrı güzeldir. Ben burada yaşadığım için burayı anlatıyorum. Ama ülkemizin her yeri ayrı güzel. Her yerdeki toprakların işlenmeye, değer katılmaya ihtiyacı var. Her neyse. Sen önce Amerika'ya gittin. Daha doğrusu ben küçüktüm o zaman. Yanlış hatırlamıyorsam önce İngiltere'ye gittin. Orada kaldın, sonra Amerika'ya gittin. İngiltere'ye gittim. Bir yıl kaldım orada. Gönüllü projelerde çalıştım. Bir yıl sonra Amerika'ya kapı açıldı. Yine yaz kampına gittim. Okudum orada. Üniversiteyi bitirdim. 6 yıl falan kaldıktan sonra tekrar İngiltere'ye döndüm. Hukuk eğitimini İngiltere'de mi almışsın sen, Amerika'da mı? Amerika'da mali müşavirlik okumuştum. Ya şimdi video konseptimiz bizim böyle yarım saat, bir saat değil, tamam mı? Onun için böyle kısaca özetlemek istersen, özetlemeye çalışırsan. Buradan sıfırdan yurt dışına gitmek isteyen birisi. Özetlemeyi yanlış adama sordum. Çok konuşurum.
Şimdi gerçekten ama yani buradan birisi ne yapmalı? Yurt dışına gitmek isteyen, İngiltere olsun, Amerika olsun ya da yurt dışındaki başka bir şey olsun. Ya şimdi özellikle gençler için söyleyeyim ben. Hani zaten doğru düz işi olan, belli bir bütçesi olan insanlar normalde gitme konusunda zorluk yaşamazlar ama gençler gözlerini çok büyütüyorlar bence. Çünkü çok imkanlar var. Hani öğrenci olarak gidilemese dahi turist olarak gidilebiliyor. En azından gidip oraları bir görmek lazım. Bir haftalığına da olsa. Ama ben şu an için İngiltere için söylemek gerekirse mesela her Türk vatandaşı, orada gidip iş yapmak isteyen Türk vatandaşının orada self-employed dedikleri, yani kendisine serbest çalışma modu, serbest meslek sahibi. Maalesef bu aralığın sonunda bitecek. Öyle bir fırsat var. Ankara Antlaşması dedikleri bir vize kategorisi. Ankara Antlaşması. Ankara bu sene sonunda mı bitiyor? Ya bu sene sonunda maalesef bitiyor çünkü Avrupa Birliği'nden çıkacağı için İngiltere ondan dolayı bitiyor. Ankara Antlaşması şeyi mi kapsıyor? Avrupa Birliği ülkelerini mi kapsıyor? Avrupa Birliği. O zaman bu söylediklerin hepsi diğer ülkeler için de geçerli. Geçerli aslında. Yani bildiğim kadarıyla bazı diğer ülkelerde yapılıyor ama İngiltere'de özellikle vize reddedildiği zaman mahkemelere götürüldüğü için, yüksek mahkemelere gidildiği için İngiltere artık onu kabul etmiş ve yıllardır, yani uzun yıllardır bu fırsatı veriyor insanlara. Gerçekten isteyen insanlar olursa mesela ben tavsiye ederim. Yani böyle bir fırsat var. Orada minimum aslında bir bütçe yok. Fakat yapacakları işi, gerçekten yapacakları işi karşılayacak kadar bütçeleri varsa, mesela örnek veriyorum, bir ayakkabı boyacısı. Ben de onu soracaktım. Ne iş yapabilir mesela buradan gelen? Onu söyleyeyim. Şimdi Ankara Antlaşması yapmak isteyen birisi, ayakkabı boyacısı olarak bile düşünün yani. Şey aldı, vize aldı. Gözleme yaparak vize aldı. Kimisi de var, süpermarket açarak vize aldı. Dolayısıyla bir bütçe sınırlaması yok şeyde. Ama mesela daha böyle öğrenci arkadaşlar için hani böyle sermaye olmadan vesaire gelip orada senin yaptığın gibi mesela, ben yanlış mı hatırlıyorum diyorum ya, küçüktüm. Sen şeyde çalışıyor muydun? Central Park'ta o bisiklet mi kullanıyordun? Bir şey vardı orada. Bir şey vardı. Bir arkadaşım onu yaptı. Bu Amerika'daydı. Rickshaw dedikleri, pedicab dedikleri. İşte siz bisiklet sürüyorsunuz. Arkada 2 kişi, 3 kişi yolcu taşıyorsunuz. Şişman olanlar da çok zorlanıyor. Şeydeki gibi gene Asya ülkelerinde falan çok oluyor. Aynen onlar. Asya ya bunlar daha gibi. Çok turistler için. Yani lokal insanlar orada şey yapıyor. Şimdi Venedik'te tekneyle gezdiriyorlar öyle. İşte aynen, bir kişi tekneyi aynen kullanıyor orada da. Yani gidin düşün, orada bisikleti sevmeyi... Rukiye geldi. Rakunum benim. bisikleti seven bir insan mesela. Onu iş olarak bile görmez inan yani. Gelip orada bir bisiklet alabilir mesela. İşte 500 pound, 1000 pound vesairesi. Yanılıyor olabilir mi? O kadar. Zaten diyorlar ya, sevdiği işi yapan kişi çalışıyor sayılmaz aynen diye. Ya ilginç bir şey söyleyeyim sana. Bunların hepsi güzel şeyler. Ben geçtiğimiz günlerde burada bir şey paylaştım. Dedim ki ben bu taraflarda kağıt toplayan görmedim. Ve konteynerler sağ sol, hatta ağzına kadar tıka basa kağıt plastik dolu. Ve ben kendi gözümle gördüm. Bunlar çöp konteynerlerinde ayrıştırılmadan atılıp gidiliyor. Dedim ki bak, bu değerlendirilebilir. Bu ciddi manada değerlendirilebilir. Ya bu illaki sırtınıza işte genelde İstanbul'da yapıldığı gibi bir el arabası takılıp da geze geze kağıt yükleyeceksiniz demek değil. Bunu ciddi manada geniş çaplı da yapabilirsiniz. Evet. İnsanlar tabii ki herkes değil. Ya bunu burun kıvıranlar var. Aa, biz gelip de kağıt mı toplayacağız? Şimdi sen dedin ya mesela ayakkabı boyacılığı diye. O insanlar her zaman olacak. Yani biz ne dersek diyelim. Bak bugün mesela konuşmamıza negatif yorumlar da yapanlar olabilir. Peki ayağıma acayip. Muhakkak yani olacaktır. Canım. Ya lafını kestim. Bir ilginç bir şey var biliyor musun? Bak sosyal medyada. Ben şuna inanıyorum. Ya sen... Mesela ben yıllardır tamam göz önündeyim, video paylaşıyorum. Gözü yaptığım her şey hemen hemen günlük olarak görülüyor, tamam mı? Evet. Ama ismi cismi belli olmayan. Bak ismi cismi bile belli değil. Adam kendine yazmış orada, atıyorum işte Tafarel. Ne olduğu belli değil. Ya 15 yaşında çocuk musun? 60 yaşında pedofili birisi misin? 45 yaşında çoluğun çocuğu döven ruh hastası mısın? Kim olduğu belli değil. Kalkıp senin hakkında tutabiliyor. Ama sosyal medyanın ilginç yanlarından biri bu. Gerçekten bu. Yani ben gerçekten şunu söyleyeyim, kardeşim diye demiyorum, ben gerçekten Tayfun'u takdir ediyorum. Ben bu kadar yapabilir miydim? Açıkçası bilmiyorum. Çünkü orada çok yoruluyoruz. Buraya geldiğiniz zaman biraz daha farklı görünüyor. Sanki çok çok yapacak şeyler var aslında. Yapabilecek gerçekten çok şey var.
Tayfun şimdi videolarında belirtiyor. Yani sadece kendisi değil, birkaç tane takip ettiğimiz diğer arkadaşlar var. Sağ olsunlar, hepsi emek veriyorlar. Ve bir karşılık beklemeden yani. Ya insanları görüyorsunuz, yorum yapıyorlar. Ya bu insanlar gerçekten topluma belki de hiçbir yararı olmayan insanlar. İlginç gerçekten. Gerçekten ilginç. Yani hani yapılmaması gerekir bence. Ya da pozitif eleştiriler olursa. Bizim mesela beğenilme oranımız %98.5. Evet. Düşünebiliyor musun? Ne kadar büyük bir oran aslında. Dolayısıyla bahsettiğimiz kişiler çok istenen, çok takılmıyor. Bu hepsinin yardım ihtiyacı var. Yani Tayfun'un yaptığı emekleri görüyorum burada. Neyse, boş, çok kişisel oldu olay. Boş ver, hiç girmeyelim o konulara. Gören görüyor zaten, boş ver. Dediğim gibi zaten Şeykenin abi. Yani Ayrık İzlemboroğlu'muz. Esas ben verilerine göre 10 milyonun üzerinde. Diyebilir miyim o şey konusunda? Ne? Türkiye ile İngiltere arasında olan aslında bir şey var. Avukatlar için söyleyeyim ben. İzleyen olursa eğer. Buradaki avukat arkadaşlarımız şayet ki İngiltere barosuna da kayıt olmak isterlerse avukat olarak. Şu anda bir fırsat var. 2 tane sınav var. Büyük sınavlar ama onları geçtikleri takdirde herhangi bir staj yapmadan İngiltere barosuna kayıt olabiliyorlar. Eğer ki gerçekten öyle istekleri olan olursa yardımcı olmak isterim yani. Şey yapacağım mı? Ben şimdi burada kamera arkasındayım, yapamıyorum. Gerçekten yapmak isteyenler yardımcı olurum derken böyle bir sakal işareti yapacağım mı? Ya yok. Yani benim o konuda yani çıkarım yok. Yardım, şimdi şöyle söyleyeyim. Bilmiyorum kaç tane izleyen olur. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence o şekilde sana gelecek insanlarla dost olmak, yani en azından birbirini tanımış olmak bence çok daha büyük bir katkı olur. Çünkü şimdi, sizin işiniz de öyle. Ben mesela Asım Bey'den görüyorum bunu. Ben de insanların yardımlarını gördüm. Yani ben neden söylüyorum? Belki işlerinde gerçekten çok başarılı olan arkadaşlar. Yani bir süre yurt dışı tecrübesi edinmek isteyebilirler vesaire. Ama bunu bilmiyor olabilirler. Bu fırsatı gerçekten bilmiyor olabilirler. Eğer ki öyle bir niyetleri varsa seve seve yardımcı olurum yani. Zamanım olursa ararım. Bu arada arkadaşlar ben kartvizitini paylaşıyorum abi. Lütfen gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlar arayıp yazsınlar. Çünkü özellikle yurt dışında ciddi derecede sıkıntı yaşayan insanlar var. Zaten kendisiyle sohbet ediyoruz. Arayanları, soranları konuşuyoruz. Abi beni oraya aldırsana diye şeklinde lütfen mesajlar atmayalım. Son olarak İsmail'den de şöyle kısa bir yorum rica edeceğim. Çünkü İstanbul'da zaten yıllardır İsmail de yıllardır İstanbul'da yaşayan bir arkadaşımız. İsmail, sen de böyle özetleyecek olursan İstanbul'la burası arasında, yani burası derken evden ya da şeyden bahsetmiyorum, köyden bahsetmiyorum. Genel itibariyle Ege ya da Muğla. Genel itibariyle farklar, İstanbullu olarak ne görüyorsun, nedir? İsmail 30 saniye bitti. Kapat diye kilitlendi. İsmail kilitlendi. Kes abi. İsmail kesmeyecek. Kesmek yok abi, biz doğaçlama yapıyoruz. Kuramıyorum abi. Biz başlıyoruz, sonuna kadar gidiyoruz. Öyle gerçekten doğal arkadaşlar. Yani inanın bana, bu samimiyeti hayatı boyunca yaşamamış insanlara tuhaf gelir de bizim gerçekten böyle her şey doğal arkadaşlar. Her neyse, abimin de İsmail'in de ağzına sağlık. Rocky de gördüğünüz gibi yine geldi yerine, geçti. Biz birazdan yola doğru çıkacağız. Ben tanışan istedim çünkü artık kendisi de buralı. İzleyenleriniz olmuştur. Samuel'i zaman zaman paylaşıyorum. Samuel'in babası Kenan abi. Samuel de bir YouTuber olma yolunda ilerliyor sihirbazlık konusunda. Abonelere ihtiyacı var. Samuel'in abonelere ihtiyacı var. Evet, onu paylaşırım ayrıyeten. Kendinize dikkat edin. Umarım ki abimin evinde ilerleyen dönemlerde detaylı bir şekilde tadilatını yaptıracağız. Avukat arkadaşı kendi üstüne almıştı evi. Biz onun gelmesini bekliyoruz. Bir vekalet verecek bize. O geldikten sonra resmi işlemlerini başlatacağız o almış olduğu evin. Tadilat aşamalarını sizlerle detaylı bir şekilde paylaşacağız. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Umarım ki tekrar kendilerini misafir ederiz.